Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Türkçe dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberim. Şimdiden yazılınızda ve diğer sınavlarınızda başarılar diliyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Toplamda 20 tane soru sizlere anlatacağım. Her soru 5 puan oluyor. Kendinizi buna göre değerlendirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. İlk önce soruyu okuyayım da sonra parçayı okuyalım. Usta Şirin'in yaptığı yukarıdaki konuşmada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani buradaki paragrafın ana fikrini, ana düşünce bize ne söylemek istiyor? Bunu soruyor. Eğer bir iyilik yaparken bunun karşılığını bekliyorsak, bu yaptığımız iyilik değildir. Biz bunu bir alışveriş olarak görüyoruz demektir. Oysa iyilik yapmak başlı başına insanı mutlu eder. Üstüne bir de karşılık beklemeye gerek yoktur. A. Yaptığımız iyiliklere çoğu zaman karşılık bulamayız. B. İyilik yaparken karşılık beklememeliyiz. İyilik yapmayan insan mutlu olamaz. İnsan yaptığı iyiliklere karşılık bulamayınca mutsuz olur. Evet, doğru cevabımız B şıkkı olacak. Bu parçada asıl anlatılmak istenen son cümlede de söylediği gibi üstüne bir de karşılık beklemeye gerek yoktur diyor. Yani iyilik yaparken karşılık beklememeliyiz. Bu parça bize bunu söylüyor. İkinci sorumuz. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir duygu ifade edilmektedir? A. Kaybolan kalemimi bulamıyorum. Bugün havanın yağmurlu olacağı söyleniyor. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Zavallı adamın haline çok üzüldüm. Doğru cevap Denizli'nin D'si olacak. Neden? Çünkü burada üzüldüm diyor. Bir duygu ifade ediyor. Cevap Denizli, yani D şıkkı. 3. Öğrenciler öğretmenlerini görünce hep birlikte şöyle bağırdılar. Yaşasın! Öğretmenimiz geri döndü! Parçada ayrıçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir diyor. Şöyle bağırdılar dedikten sonra iki nokta olması gerekiyor ve daha sonra konuşma çizgisi olması gerekiyor. Yaşasın dedikten sonra ünlemi buraya mı koyacağız yoksa en sona mı koyacağız? Nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Bakın devamındaki kelime küçük harfle devam etmiş. Eğer buradaki büyük harf olsaydı ünlemi buraya koyardık sonra büyük harfle başlardı. Fakat küçük harfle başladığı için biz buraya virgül koymak durumundayız. Ve ünlemi en arkaya koymak durumundayız. Yani iki nokta, konuşma çizgisi, virgül ve ünlem. Şöyle bir bakalım nerede var? İki nokta konuşma, bu olmadı. Burası da olmadı. İki nokta konuşma, evet burası oldu. Cevap Denizli'ymiş. D şıkkını işaretleyelim. Evet, dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde ki, eki veya bağlacı yanlış yazılmıştır? A. Karşımızdaki daire kiralık. Buradaki ki bitişik yazılmış ve doğru yapılmış, doğru yazılmış bir şeyin içindeki, üstündeki veya bir şeye ait olan anlamı olduğunda bitişik yazılması gerekiyor. Silgimi bulamadım, seninki nerede? Bakın burada da yine bir aitlik var. Senin silgin nerede? Yani seninki nerede derken bitişik yazılması gerekiyor ve doğru. Öyle korkmuş ki ağlıyordu. Bakın söylerken bile ayrı söyledim. Buradaki ki ayrı yazılması gerekiyordu. İki tane ayrı ifade var. Birbiriyle bağlantılı ama iki tane ayrı ifade var bakın. Öyle korkmuş, bu bir ifade, bir cümle. Ağlıyordu, ayrı bir ifade. Ve bunların birleştirilmesi gerekiyor. Bir bağlaç gerekiyor arada. O yüzden ki'nin ayrı bir yerde olması gerekiyor. Bitişik olmayacak. Yani C şıkkı hatalı yazılmış. D şıkkı süt iç ki boyun uzasın. Bakın yine ayrı iki tane ifadeyi birbirine bağlamış. İki ayrı cümleyi birbirine bağlama şeklinde bağlaç olarak kullanılmış. Süt iç bir cümle sayılabilir. Boyun uzasın başka bir cümle. Tabi birbiriyle bağlantılı ama ayrı yazılacak ve doğru. 5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin anlamı aldığı ek nedeniyle değişmiş yeni bir sözcük oluşmuştur? Çantayı. Bakın bu çantayı yeni aldım. Buradaki gelen ek veya ekler
buradaki sözcüğü değiştirmemiş. Çanta yine aynı çanta. Değişik bir anlama bürünmemiş. Çocuklar, bakın buradaki lar eki, çoğul eki ve çocuk yine aynı. Çocuklar sadece çoğalmış, sayısı çoğalmış. Anlam değişmemiş. Oraya gitmek için otobüse bindik. Bakın yine otobüs gelen ek onu değiştirmemiş. Bu yemek çok tuzsuz olmuş. Bakın burada değişme var. Nasıl değişme? Bu kelimenin ilk hali, yani en sade hali, kökü tuz. Biliyorsunuz yemeklere attığımız bir madde. Tuzsuz ise o yemeğin tuzunun az olduğunu belirtiyor. Anlam değişmesi var ve yeni bir anlam kazanmış. Demek ki buradaki ek değiştirmiş. Cevabımız D şıkkı oldu. Altıncı soru atasözleriyle ilgili bir soru. Aşağıdaki atasözleri hangisi birbirinden farklı anlamda kullanılmaktadır? A şıkkında iki tane atasözü var. Bakalım hepsinde iki tane var. Ona göre değerlendireceğiz. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Birlikten kuvvet doğar. Bu iki atasözü aynı anlamda. Birlik olmak gerektiğini anlatıyor. B. Acele işin sonu pişmanlıktır. Acele işe şeytan karışır. Yine acele etmenin iyi bir şey olmadığını anlatan iki tane atasözü aynı anlamda. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ev alma, komşu al. Burada da komşuluğun önemini anlatan yine iki tane atasözü ve ikisi de aynı anlamda. D şıkkında öfkeyle kalkan zararlı oturur. Öfkenin kötü bir şey olduğunu anlatıyor. Dost kara günde belli olur. Burada da dostlukla ilgili bir atasözü var. Şu iki atasözü birbiriyle aynı anlamda değil, farklı anlamda. O yüzden bizim cevabımız burada D şıkkı olacak. 7. Maksimum kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? En az mı? En dar? En fazla ve orta? Doğru cevap en fazla demek. Maksimum en fazla. Minimum en az demek. Buradaki kelimemiz en fazla manasında. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da, de'nin yazımı yanlıştır? Bakalım. Bugün okulda, bakın şurada var, yaşananlar onu çok üzmüştü. Bitişik yazılması gerekiyor ve doğru. Bir şeyin içinde olmak, bir yerde bulunma hali diyoruz. Ve ek halinde bitişik yazılır ve doğru. Sevsen de, sevmesen de katlanacaksın. Bakın söylerken bile ayrı söyledim. Burada ayrı olması gerekiyor. İki tane var. Bakın bu ayrı. Bu doğru yazılmış. Ama bu bitişik yazılmış. Bu hatalı. Cevabımız B şıkkı. Bunun da ayrı olması gerekiyordu. Bir de sık sık ben bunu derslerimde de anlatıyorum. Mesela buradaki D'yi sildiğimizde cümle bozulmuyorsa bunlar ayrı yazılıyor demektir. Sevsen, sevmesen katlanacaksın. Bakın cümle bozulmuyor. Ama şuna bakın. Bugün okul yaşananlar onu çok üzmüştü. Cümle bozuluyor. Bozuluyorsa bitişik yazılır. Bozulmuyorsa ayrı yazılır. Buradan da ayırt edebilirsiniz. Evde, bakın bir şeyin içinde. Doğru. Bitişik yazılması gerekiyor. Hesabını iyi yaparsa evde alabilir. Bu da ayrı yazılması gerekiyor ve doğru. Cevap B şıkkı. 9. Hangi cümlede deyim kullanılmamıştır? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Neyse ötekileri de okuyayım da aslında cevap çıktı. Çünkü A şıkkında bir atasözü var. Deyim değil. Gürültüden kafam şişti. Kafam şişti. Bakın bu bir deyim. Öyle sinirliydi ki burnundan soluyordu. İşte bu da bir deyim. Burnundan soluyordu. Çok kızgındı manasında. Şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Yani çok şaşırmıştı. Yine bir deyim var. A şıkkı deyim değil. A şıkkında bir atasözü var. Cevap A şıkkı olacak. 10. soru. Bir şiir var. Şimdi orada olmak vardı. Hani çocukluk yıllarımda. Yaz geceleri gittiğimiz Luna Park'ta, kamışlardan kolye yapmak, elma şekeri için gözyaşı dökmek vardı yine. Yukarıdaki şiirin teması, ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocukluk yıllarına duyulan özlem mi? Büyük kentlerde yaşamın sıkıcılığı mı? Bunun alakası yok değil mi? İnsanların birbirini sevmemesi, yaşamın üzüntülerle dolu oluşu. Zor bir soru değilmiş. Doğru cevap A şıkkı. Burada çocukluk yıllarına duyulan bir özlem var bu şiirde anlatılan. 11. sorumuz. Aşağıdaki kelimelerin hangisinden lik, siz, li ve ci eklerinden biriyle yeni bir kelime türetilmez diyor. Burada yapım ekleri var. Yani sözcüklere geldiğinde o sözcüklerin anlamını değiştiren ekler. Mesela bir örnek vereyim. Örneğin simit sözcüğüne işte bu geldiğinde simitçi oluyor. Simit bir yiyecek maddesi. Ek geldikten sonra anlamı değişiyor. Yine simitle ilgili ama simit satan kişi oluyor. Anlam değişiyor. Biz bunlara yapım ekleri diyoruz.
Acaba hangisine uymaz bu yapım ekleri? Bakalım. Oyuncu olabilir bakın. Oyuncu oluyor. Eğlenceli, eğlenceli. Bu da oluyor. Şenlik olur. Oku, okuluk, okusuz, okulu, okulu o sizin bildiğiniz manada değil. Yani yeni bir anlam türetmiyor. Buraya ek olarak gelebilir ama anlamını değiştirmez. Zaten bu okul değil çünkü. Oku. Yani bu uymuyor. Okucu olmuyor. Demek ki oku kelimesine buradaki yapım ekleri getirilip yeni bir kelime türetilemiyor. Cevap değişik oldu. 12. Her yıl bir yaş daha büyüyoruz. Yaş ağaçları değil, kuru ağaçları keselim. Yukarıda altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir? Kolay bir soru. Bakın kelimeler aynı yazılmış değil mi? Aynı harflerden oluşuyor. Yani Y, A ve Ş var. Bunda da aynı harfler var. Ama anlamları farklı değil mi? İşte bu şekilde aynı yazılan sözcükler farklı anlamlarda kullanılıyorsa biz bunlara eş sesli yani sesteş sözcükler diyoruz. Cevap A şık oldu. 13. Şimdiki aklım olsaydı derslerime daha çok çalışırdım cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir? Kızgınlık mı, pişmanlık, kıskançlık ve sevinç? Evet, bu cümlede pişmanlık var. Keşke diyor daha çok çalışsaydım. Pişman olmuş yani. Cevap B şıkkı. İşte size uzun bir sınav sorusu. Deneme sınavlarında çokça karşınıza çıkacak. Türkçesi böyle uzun sorular önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda çok karşılaşacaksınız. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diyor. Paragrafı okuyup buna göre değerlendireceğiz. Afrika fillerinin yerden yüksekliği 3-4 metreyi, ağırlığı ise 4 ila 7 tonu bulur. Sizin anlayacağınız tek katlı bir evden daha uzun boylu ve bir kamyon kadar da ağırdır. Oo. Ben de yeni öğrendim bu bilgiyi. Büyük olduklarını biliyordum ama bu kadar büyük olduklarını bilmiyordum. Neyse devam edelim. Asya filleri ise biraz daha küçüktür. Asya filinin yerden yüksekliği 2-3 metre, ağırlığı ise 2 ila 5 tondur. Asya fillerinin kulak ve dişleri Afrika fillerinden biraz daha küçüktür ve kafa biçimleri de farklıdır diyor. A. Afrika filleri Asya fillerinden daha uzundur. Tamam bunu anladık. Biri 3-4 metre, biri 2-3 metre. Bu doğru bir ifade. Asya filleri Afrika fillerinden daha hafiftir. Evet 2 ila 5 tondur diyor. Orada diğerinde 4 veya 7 ton arasıymış. Asya filleri ile Afrika filleri benzer kafa yapısına sahiptiler. Bu yanlış ifade. Çünkü ne diyordu? Kafa biçimleri de farklıdır diyordu. Cevap C. Afrika fillerinin kulakları Asya fillerininkinden okuyamadım. Nasıl bir kelimeymiş olsun. Asya fillerininkinden daha büyüktür. Evet bu da doğru bir ifade. C şıkkını işaretledik. 15. Zor bir soru. Zor iki soru sizi bekliyor. Bakalım. O sözcüğü hangi cümlede adın yani bir ismin ya da bir kişinin ya da bir varlığın yerine kullanılmıştır. O varlığın isminin yerine kullanılmıştır. O sırada kim oturuyor? O gelmeyince biz de gitmedik. Ben o kalemi yeni almıştım. Sen o kitabı okudun mu? Hızlıca okudum ama tek tek açıklayacağım. Şimdi doğru cevap B şıkkı burada. Neden B şıkkı? Onu sizlere anlatayım. O gelmeyince biz de gitmedik. Mesela orada bir kişiden bahsediyor. İşte diyelim ki Ali gelmemiş. Diyor ki o gelmeyince yani Ali gelmeyince bir ismin yerine kullanılmış. O kişinin yerine kullanılmış. Buradaki o kelimesi bizim aradığımız. Peki ötekiler neden değil? Onu anlatayım. O sırada kim oturuyor? Orada sırayı gösteriyor. Yani bir sırayı işaret ediyor. Diyor ki o sırada kim oturuyor? Ve burada o sözcüğü bakın bir ismin önünde. Burada bir sıfat konumunda, bir ön ad konumunda. Biliyorsunuz az sonraki cümlede, az sonraki soruda sizlere anlatacağım. Ön adlar var, sıfatlar var. İsimlerden önce kullanılan işte onların rengini, biçimini, şeklini ya da bunun gibi işaret yoluyla gösteren bunlara da biz işaret sıfatları diyoruz. O sırada kim oturuyor? Sırayı gösteriyor yani. Devam edelim. Ben o kalemi yeni almıştım. Yine burada kalemi gösteriyor. Yine sıfat konumunda yani bir ismin yerine kullanılmamış. Kalemi zaten söylemiş. Sırayı da söylemiş burada. İsimleri zaten vermiş oradaki varlıkların isimlerini. Sadece onları işaret ediyor. Sen o kitabı okudun mu? Bakın kitabı zaten söylemiş. O kelimesiyle işaret ediyor. Açıklamış olduk. Neyse daha fazla uzatmayalım. 16. Bu sözcüğü hangi cümlede ön ad olarak kullanılmıştır? Az önce açıklamıştım. Ön ad yani sıfat bir ismin önüne konur. Onun rengini, biçimini, şeklini ya da bu, o, şu gibi işaret ederek
O oradaki varlığı işaret ederek işaret sıfatı konumuna gelir. Bakalım. Bu her zaman ağlıyor. Bakın buradaki bu sözcüğü bir ismin önüne gelmemiş ve orada bir kişinin yerine kullanılıyor. Diyor ki işte mesela Ayşe örneğin. Ayşe her zaman ağlıyor diyeceğine bu her zaman ağlıyor diyor. Onun ismini yerine kullanıyor. Bizim aradığımız yer burası değil. Kardeşimle birlikte bu okulda okuyoruz. Bakın okulu işaret ediyor gene. Ve burada bir ön ad. Bakın okul sözcüğünün önüne gelmiş. Ve ön ad olarak kullanılmış. Cevap B şıkkı. C şıkkı bu kitap okurken ses çıkarıyor. Orada da bir varlığı işaret ediyor. İşte diyelim ki kitap okuyor çocuklar. Kenarda bir köpek bağırıyor işte havlıyor. O da yanındaki arkadaşına diyor ki bu kitap okurken ses çıkarıyor diyor. Yani köpeği işaret ediyor örneğin. Ve burada virgül var bakın. Bir ismin önünde ama o isimle ilgili onu niteleyen bir şey değil. Onu işaret eden bir şey, bir kelime değil. Sadece burada bir varlığın yerine kullanılmış. Bu virgül işi değiştiriyor yani. Devam edelim. Sınıfın en uzun boylusu bu. Yine bir kişiden bahsediyor işte bu çocuktan. Yani bu ama çocuk demiyor. Özür dilerim yanlış oldu. Bu çocuk değil. Sınıfın en uzun boylusu bu diyor. Yani orada o kişinin isminin yerine söylüyor. Ama ön ad değil. Bir isim yok zaten. Yani ilerisinde bir ismin önünde değil zaten. Cevap B şıkkı. Diğer şıkları da güzelce anlatmış olduk. Yani neredeyse konu anlatımı oldu değil mi burada? Devam edelim. 17. Aşağıdakilerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır? Çok hasta olduğundan kütüphaneye gelemedi. Burada gereksiz bir sözcük yok. Susayınca soğuk su içeriz. Tamam. Küçük köpeğin siyah ve kara tüyleri vardı. İşte burada var C şıkkı. Nerede? Siyah ve kara sözcükleri zaten aynı, eş anlamlı. Bunlardan bir tanesini yazmak yeter. Birisi fazla olmuş, gereksiz olmuş yani. Stadyumda elektrikle ilgili sıkıntı yaşandı. Burada bir fazlalık yok. Şurası yanlış çıkmıştı baskıdan. O yüzden ben burayı beyaz bir şeyle, boyayla üstünü kapattım. Yani burada bir fazlalık yok. Onu yanlış anlamayın. Cevap C şıkkı. 18. Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı cümle kurmak için sıralama nasıl olmalıdır? Şimdi böyle karışık verilen kelimelerde birçok sözcük, yani birçok sözcük dediğim birden fazla düzen yapılabiliyor. Kimisi devrik cümle yapabilir, kimisi kurallı cümle yapabilir ama anlamlı ve kurallı olması ilk birincisi, öncelik. Şimdi şıklardan da böyle sorularda yararlanabilirsiniz. Ali ile başlayabiliriz. Yani şöyle ben tabii önceden çalıştığım için soruları hazırladığım için şöyle... Ali, boya kalemimi vermeyince darıldı. En uygun bu şekilde oluyor. Ya da şöyle de olabilirdi. Boya kalemimi vermeyince Ali darıldı. Böyle de olabilirdi ama bu şeyde yok, şıklarda yok yani. Boya kalemimi yani 5, 4, sonra vermeyince evet. Sonra Ali 2 olması lazım. Yani şurası böyle gidiyor ama uygun değil. En doğrusu şıklardan da yararlandığımızda şöyle olacak. Ali... Boya kalemimi vermeyince darıldı. Yani 2, 5, 4, 1 ve 3. 2, 5, 4, 1 ve 3 neredeymiş? B şıkkındaymış. Cevap B şıkkı. Kolay gibi görünen ama oldukça zor olan sorular bunlar. Bu karışık kelimeler. Dikkat etmek lazım yani. 19. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? Yağmur yağmaya başladı. Evin bacasından dumanlar çıkıyordu. Cesaretini toplayıp çaldı evin kapısını. C şıkkında. Niye? Çünkü yapılan iş genelde yani kurallı cümlelerde nerede olur? En sonda olur değil mi? İşte yağmur yağmaya başladı bakın. Evin bacasından dumanlar çıkıyordu. Eylem en sonda. Yüklem en sonda. Ama burada ortada. Bu devrik cümle. Merakla pencereden içeriye baktı. Bakın burada en sonda. 20 ve son. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Okumanın önemine herkes inanmalıdır. Nedeni yok. Yani buradaki ifadenin. Çayı ne zaman demlediniz? Yine yok. Sabah yürüyüşe, burayı yanlış yazmışım ama neyse siz doğru okuyorsunuz. Oluyor bazen böyle minik hatalar. Affedersiniz inşallah. Sabah yürüyüşe çıkınca görüşürüz. Burada da neden sonuç yok. D şıkkında var. Parası olmadığından oyuncak alamadı. Oyuncak alamamış nedeni var. Parası olmadığından dolayı. Cevap D şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.